Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştirilen Berdan Mardini'ye basın mensupları, giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz? Şeklindeki sorusuna, şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizasyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde Berdan Tayt'ı yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık kendimle barışık biriyim, cevabını verdi. Şubat 2022'de Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır, çocuk düşünüp düşünmediğiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Bahadır, bu soruyu hiç beklemiyordum, diyerek anne olmanın özel bir durum olduğunu ifade etti. Oyuncu, daha sonra, çocuk dünyanın en güzel şeyi diyerek henüz hayatında böyle bir plana yer olmadığını söyledi. Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Akaretler'de ünlü bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra görüntülendi. Burak Deniz'le ayrılık haberlerini cevaplayan Didem Soydan, her şey yolunda ayrılmadık. Aramızda hiçbir sorun yok, olmadı, dedi. Miami'ye adımını atar atmaz soluğu sahilde alan Melis Sezen, mavi bikinisiyle ardarda poz verdi. Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Melis Sezen'in tatil pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hayır, şişe yok. Şişe yok. Heyecanlanıyor, biri gülüyor, biri korkuyor. Sizce ne anlatıyor olabilir? Bu öğretmen sizce ne anlatıyor olabilir? Bak biri çok gülüyor mesela, sizce? Komik bir şaka mı yapmış olabilir acaba? O korkutucu. Korkutucu mu? Bak biri de gözlerini kapatmış. Korkmuş sanırım hikayede. Değil mi? Birisi de ağlıyor. Aa evet, birisi de ağlıyor. Ne anlatıyor olabilir acaba? Okura. Okuyayım. Evet. Yani toplumlara daha yerleşik düzene geçmemiş insanların mağaralarda yaşadığı o eski, o en ilkel çağlara gittiğimizde de bizim genetiğimizde, DNA'mızda olan enteresan bir yapısı ve insan olduğu için acayip bir anlamı anlamı vardır ateşin, demek istiyorum. O yüzdendir ki insanoğlu ateşe bakmayı çok sever. İçimizde o ilkel dürtüleri gıdıklar ateş. Yakın olmak isteriz. Ama aynı zamanda bir o kadar da uzağızdır. Pardon. Evet. Kim birisi, ben sarılabilir miyim? Abi ne bu tantana ya sabah sabah? İkisi de dolanıyor. Gel buraya, gel Linda. Bekle. Devam muskacıları. Neye bakıyorsun acaba? Neye bakıyorsun acaba? Bana bak. Niye üstüme işedin? Ben senin üstüne işesem olur mu? Ne olur işim? Babasını özlemiş, sürpriz yaptı bana. Annem, sen babanın yüzüne mi işedin? Nasıl geçti, güzel miydi? Babam biraz sinirlendi galiba. Mehmet, neler hissediyorsun? Bir şey hissetmiyorum. Kulağını koparacağım. Annem, biz oğlumun kulağı. Hani biz oğlumun kulağı. Lan şerefsiz, babanın üstüne işenilir mi lan? Gel bakayım buraya. Neden yaptın bakayım?
Pehlivana. Kampımızın ilk günü arkadaşlar. Şöyle içerisi de gayet güzel. Bak şöyle ufak bir tane de şey yaptım. Isıtıcı. Hayat garanti. Bilekliğine bakayım mı? Aslan yazıyor üstünde. Ne yazıyor? Aslan yazıyor. Bir bak. Evet. Nereden aldın? Seni de götüreceğim zaten. Evet, götüreceğim seni. Hadi. Amme. Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım. Yıldızlar altında gözlerimin içine bak, rüyaların bize anlattı bir. Evet. Kızım ben. Evet. Güreşli sesi maşallah. Hadi ver güzel haberi. Haydi. Bay bay. İki puding. İki. Ben gidiyorum. Ben de şimdi. Hadi. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Hadi bak. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Ay. Ay beni ısırıyor. İyi zor. Hayır beni. Beni Bihter'ine. Oy beni. Aha bak. Kollarını kıvır aşkım. Burak ne yapıyorsun? Göz. Gözleme. Kim öğretti sana gözleme yapmayı? Kim? Annem. Ya Burak atma kafadan. Kim öğretti? Anneannem. Anneannen, evet. Eline sağlık.